Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, şimdi modelimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraya kadar birinci bölümünü paylaştım arkadaşlar. Videonun altında açıklama bölümüne linkini de paylaşacağım. Yine kanala girerek videolara tıkladığınızda hepsini sırayla görüyorsunuz zaten. Yeni gören arkadaşlar için ise göstereyim tekrar. Şu modeli yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu sıraya kadar tamamladık. Bir üst sıraya geçeceğiz. Evet, şimdi kaldığımız yer burasıydı. Buradan iki zinciri çekmişim. Bir tane daha çekiyorum. Üç tane zincirimiz olacak. Dönüyoruz. Kenardaki üçerli trabzanlarımızı yapıyoruz önce. 1 2 3. Arada 2 tane zincirimiz var. Tekrar aynı şekilde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Evet, burada 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğu atlıyoruz. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Ve 5 tane zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Bir sonraki boşluğa yine bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Bir sonraki boşluğa yine bir sık iğne. Şöyle. Tekrar 1 2 3 4 5. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. Şu kenarı saymayalım. 1 2 3 4 tane burada boşluğumuz olacak. Pardon, 5 tane. Bir tane buraya yapacağız. 1 2 3 4 5 zincirli 5 tane boşluğumuz olacak arkadaşlar. Yanlış söyledim. 1 2 3 4 5. Evet, orayı bir kontrol etmem lazım çünkü 5 olmaması gerekiyor. Çünkü şurada hata yapmışım arkadaşlar. Bakın şurada. Şimdi şurayı hemen bir sökelim. Burada bitirmiştik ama şuradaki son boşluğa batmıyoruz. Bakın orada hata yapmışım. Buradan 4 zincir çekiyoruz. Kenarı o şekilde yapıyoruz. 1 2 3 4. Sadece burada battık ilk başlangıçta. Şöyle hemen yapayım, göstereceğim. 1 2 3 2 zincir tekrar 1 2 ve 3. 1 2 3 tane zincir. Şurayı hemen tekrar anlatayım, kafanız karışmasın. Bakın şu başlangıçta komple 1 2 3 4 5 6 7 8 tane boşluğumuz var. Bir üst sırada bir şuradan itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Şurada 4'er zincir çekiyoruz. Burada da 4'er zincir çekiyoruz. Bu boşluğa batmamamız gerekiyor. Ben az önce buradaki boşluğa batmışım. O yüzden şurası fazla çıktı. Hemen burayı da kontrol edelim. Evet, bakın burada batmamışım. 5 zincir çektiğimiz boşluk sayısı 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi döndüğümüzde 4'e düşmesi gerekiyor. Evet, şimdi 3 tane zincir çektim. Yeniden başlamışız gibi düşünün. Evet, aynı şekilde önce üçerli trabzanları yapıyoruz. 1 2 3 2 tane zincir tekrar aynı yere batarak 1 2 ve 3. Şimdi 4 tane zincir. 1 2 3 4 zincir. Bakın yine buradaki 4 zincire batmıyoruz. 5 zincir boşluğun içine giriyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Az önce doğru hesapladım. Sonradan herhalde yanlış hesapladım dedim. Yine 5 zincir çektim bu arada. Baktım bir boşluk daha var. Orada
Uyandım arkadaşlar. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar bir sık iğne. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buradaki üçerli trabzanların arasına giriyorum. 1, 2, 3. 2 tane zincir çektim. Tekrar 1, 2, 3 tane trabzan. Evet, tekrar bir daha bakalım şimdi buraya. Şurada 5 zincir çektiğimiz boşluklar 1, 2, 3, 4 tane olacak. Buradakiler 4 zincir çektiğimiz kenar boşlukları. Evet, üçerli trabzanlarımızı da yaptık. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Buradaki üçerli trabzanların arasına giriyoruz. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekelim. Tekrar aynı boşluğa 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4. Burası da aynı şekilde. Bakın, buraya batmıyoruz. 5 zincir çektiğimiz boşluğa batıyoruz. Evet, şimdi burada yaptığımız gibi bu tarafı da tamamlayalım. Hatta başa kadar gelelim. Üçerli trabzanlarımızı da yapalım. Sonra beraber devam edelim. Evet, başlangıca kadar geldim ben. Burada da yine 1, 2, 3, 4 tane 5 zincirli boşluğumuz olacak. Kenarlarımız 4'er zincir. Üçerli trabzanları yaptım. Döndüm, tekrar üçerli trabzanları yaptım ve tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi yine buradaki boşluğa batmıyoruz. 5 zincir boşluğuna batıyoruz. Yine 5'er zincir çekerek devam ediyoruz. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki boşluğa yine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer boşluğa bir sık iğne. Evet, 5 zincir çektiğimiz boşluklar bu sırada 3'e düşecek. Ve 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çekiyorum. Geliyorum buradaki üçerli trabzanların arasına. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi tekrar 3 trabzan, pardon, 2 zincir, 3 trabzan daha yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Burada 3 tane zincir çekmiştik. Şimdi buraya geliyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bu sıra 3 trabzan yaptığımız yer arkadaşlar. Şunu bitiriyorum ve gösteriyorum şimdi nereye yaptığımı. Bu 3 trabzan yaptığımız yer şuradaki 3 trabzan yaptığımız yer. Yani şuradan itibaren tekrar bu deseni kuruyoruz. Aynı şekilde öreceğiz. Şimdi 3 trabzanını yaptık. Kenarımız devam ediyor. Tekrar 2 zincir çekiyorum burada. 2 zincir. Giriyoruz üçerli trabzanların arasını aynı şekilde örüyoruz. 2 3 2 tane zincir tekrar. 1 2 3 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Yine buraya atlayıp bir sonrakine battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine 3 tane 5 zincirli boşluk oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, buraya geldiğimizde buraya batmıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Kenara giriyoruz. Üçerli trabzanlar yapıyoruz. 2 3 2 tane zincir çekelim. Tekrar 3 tane daha trabzan yapalım şimdi. 2 ve 3 1 2 3 tane zincirle döneceğiz. Şöyle tekrar bakalım. Evet.
Burayı kapatırken buradan tekrar bu desenin aynısını oluşturmaya başlayacağız. Yani şimdi şöyle hemen şuradan göstereyim. Şurayı yaptık. Bir üste geçiyoruz. Şu bademleri tamamlarken ortada bir tane daha badem yapıyoruz. Bu ortadaki bademi yaparken de bakın buradan tekrar iki bademi yapmaya başlayacağız. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi dönüyorum. 3 tane zincir çektim. Döndüm. Boşluğun arasına yine 3 tane tırabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyoruz. Aynı araya giriyoruz. Tekrar 1 2 3. Evet, burada yine zincir sayımız, hemen kontrol edeyim, 4. Evet, yine 4 tane. 1 2 3 4 zincir. Birinci şuradaki boşluğu atlıyoruz. Yine 5 zincirli boşluğun içine giriyoruz. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5 bir sonraki boşluğa bir sık iğne ve buradaki boşluklarımızı ikiye düşürmüş olduk. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz buradan. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Üçerli trabzanlarımızın arasına girelim. 1 2 3 tane trabzan yapalım. 2 tane zincir tekrar. 1 2 ve 3. Şimdi geldik buraya, bakın şu sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez dolayıp hemen bu 3 boşluğun içine giriyoruz. 3 tırabzanın sağındaki ve solundaki boşluğa 2'şer tane tırabzan yapacağız. 1 tane buraya, hemen yanına 2. Şimdi 3 tırabzanın üzerine 3 tane daha yapıyoruz. 1 2 3 hemen yanındaki boşluğun içine giriyorum, 4 ve 5. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 tane tırabzan yapmış olduk. Evet, 2 tane zincir. Tığımızı doladık. Yine geliyoruz kenardaki üçerli tırabzanları yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Burayı da aynen burada ördüğümüz gibi tamamlayalım arkadaşlar şimdi. Yine şöyle yapalım. Başlangıca kadar gelelim, dönelim. Üçerli tırabzanlarımızı yapalım. Sonra beraber örmeye devam edelim. Evet. Geldim şimdi buraya kadar. Şöyle göstereyim. Burayı da tamamladım. Buradan üçerli tırabzanlarımı yaptım, döndüm. Şimdi tekrar 4 tane zincir çekelim. Hepimiz şurada kalsın. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Geliyoruz şuradaki 2 tane boşluğumuz var. Bakın. Buraya atladık. Birinci boşluğa giriyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa girdik. Burayı tamamladık. Tekrar 4 zincir. Tığımızı doluyoruz. Kenardaki üçerli tırabzanları yapıyoruz. 2 3 2 tane zincir tekrar. 3 tırabzan daha yapalım. Evet. Şimdi ortadaki boşluk sayımız 1'e düştü, bakın. Bir boşluk oldu. Evet, bu tarafa yine geliyoruz şimdi ortaya. 2 tane zincir çekiyoruz. Evet, zinciri bir kontrol edeyim hemen, atlamayalım. 2 burada 3 zincir çekiyoruz, bakın 2 baktım.
1 2 3 zincir çekiyoruz. Yine buradaki trabzanların sağındaki boşluğa giriyoruz. Önce 2 tane buraya trabzan yapıyoruz. Sonra 2 4 6 7 trabzanımız vardı. Her birinin üzerine bir kez batarak 7 tane de buraya yapıyoruz. Her bir trabzanın üzerine bir kez batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Sona kadar aynı şekilde. Şimdi son trabzanın üzerine de batalım. Ve hemen buradaki boşluğa 2 tane de buraya yapıyoruz. Toplamda 11 tane trabzan yapmış oluyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aynı burada yaptığımız gibi arkadaşlar. Şimdi yine 3 tane zincir. Bu tarafa geçerek yine aynı diğer tarafta yaptığımız şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi video uzun sürmesin diye burada durduruyorum. Geliyorum. Sonra dönerken tekrar açıyorum arkadaşlar. Burayı tamamlayalım. Yine üçerli trabzanlarımızı yapalım. Birlikte devam edelim. Evet, geldim buraya kadar. Üçerli trabzanları yaptım. Döndüm tekrar. Bakın burada da boşluk sayımız 1'e düştü. Burada da boşluk sayımız 1'e düştü. Evet, tekrar şimdi üçerli trabzanları da yaptıysak dönüyoruz. Buradaki zincir sayımıza bakalım. Yine 4 mü? Evet, yine 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar burada. Şöyle. Pardon, tam dönmüş. 1, 2, 3, 4 zincir. Geliyoruz. Bu ortadaki 5 zincir boşluğumuzun üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Burayı bitirdik. Burası aslında neresi? Şurası bakın. Burada yarım başladık. Bir boşluğun üzerine bir tane 4 zincir çektik, sık iğne yaptık. Şimdi aynısını burada yapıyoruz. Sonra 2 zincir, 2 zincir ve 3 zincir olarak burayı devam ettirdik. Yeniden deseni kurduk. Bunun üzerinden de yeniden desen kuracağız. Şimdi tekrar 4 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Geliyoruz buraya. Üçerli trabzanlar yapıyoruz. 1, 2, 3. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar. Pardon, düzgün batamadım. 1, 2 ve 3. Evet, şimdi yine 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. 3 yaptık, 7 yaptık, 11 yaptık. 15 tane buraya trabzan yapacağız. Yine aynı şekilde. Önce sağındaki boşluğa giriyoruz. 2 tane buraya yapıyoruz boşluğa batarak. Sonra birlikte sayalım. Şimdi 2 taneyi yaptık. Her birinin üzerine birer tane batıyorum. Devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son trabzanın üzerine battım. 13 ve boşluğa batıyorum. 14, tekrar boşluğa batıyorum. 15. 3 tane zincir çekelim. Burayı da tamamladık. Şimdi üçerli trabzanların arasına yine giriyoruz. Diğer deseni yapıyoruz. 2, 3. 2 tane zincir tekrar. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar şöyle serelim. Sürekli seriyorum arkadaşlar. Çünkü ben böyle video izlerken sürekli örerek anlatıldığında kafam karıştığında modeli görmek istiyorum. O yüzden kendim öyle rahat ettiğim için size de böyle sererek gösterme ihtiyacı duyuyorum. Bundan sıkılan arkadaşlar olursa da özür diliyorum ama yeni örmeye başlayanlar için bu gayet kolay oluyor bu şekilde. Şimdi burayı da tamamladık. Bakın 4 zincir çekiyoruz. Buraya batıyoruz. Tekrar kenarımızı yapıyoruz. Evet, orta boşluğa batıyorum. Şimdi sürekli bu şekilde örerek gösterdiğimde modelin ne olduğu da belli olmuyor sanki. Bir süre sonra nerede olduğunu da şaşırıyor insan. 1, 2, 3, 4. Evet, 4 zincir çektim. Kenara geldim. 1, 2, 3. 2 tane zincir tekrar. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çekelim. Tekrar dönelim. Evet. Tekrar dönüyoruz ve yine üçerli trabzanlar yapıyoruz şimdi. 1, 2, 3. 2 tane zincir. Aynı boşluğa yine. 1, 2, 3 tane trabzan. Evet, şimdi burayı kapattık bakın. Burada 2 tane zincir çekiyoruz. Diğer üçerli trabzanların arasına giriyoruz. Aynen şurada yaptığımız gibi. Bir doladım. Bir, iki, üç trabzan, iki zincir tekrar. Bir, iki, üç. Evet. Burayı tamamladık bakın. Şimdi bunun üzerinden tekrar aynı şekilde deseni kurmaya başlayacağız. Bir sıra daha yaptıktan sonra. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi buranın üzerine bakın. Şuradaki gibi boşlukları yapıyoruz. Önce 4 pardon ilk sırada 3 çekmiştik. 3 zincir çekiyoruz. Buradaki ilk boşluğa batıyoruz. Sonra 5'er zincir. 1 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2 diyorum. İkinci trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3 diyoruz. Üçüncüye bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar. 1, 2, 3. Üçüncüye bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3'e batıyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 1, 2, 3 diyoruz. Buraya da bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada, bakın burada kafamız karışmasın. Tekrar bir 5 zincirimiz daha olacak burada. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya battık. Buradaki boşluğa da batıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Ve kenardaki üçerli trabzanlar yapıyoruz. 2 3 2 zincir. Evet, şöyle bakalım tekrar hemen. Şimdi bakın boşluk sayısını şuradan örnek göstereyim. Burada şu kenardaki boşluklara da battık. Aynı şekilde burada da battık. Buradan buraya kadar yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boşluk yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yani 3 zincir çektiğimiz boşlukları da sayıyorum burada. Ama bundan sonrasında bu kenarlarda 4 zincir çekiyoruz. Hep şu boşluktan başlıyoruz. İlk boşluk. İlk 5 zincir çektiğimiz boşluktan başlıyoruz. Şöyle buradaki badem desenini oluşturmak için. Evet, şimdi 3 trabzanı yaptık. 2 zincir çekip buradaki üçerli trabzanları yapalım. Geri dönelim, yine üçerli trabzanları yapalım, beraber devam edelim. Evet, bakın burayı da tamamladım. Döndüm, üçerli trabzanları yaptım. Şimdi yine 2 zincir çekiyoruz. Burada da 2 zincir çekmiştik. Bakın şuradaki
şuradaki pardon sırayı yapıyoruz. Şurayı kapattıktan sonra aynı şekilde 2 zincir, 2 zincir, sonra 3 zincir şeklinde hep aynı devam ettik. Şimdi 2 zincirimizi çektik. Tekrar burada 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 el trabzanların arasına giriyoruz. 1, 2, 3 tane trabzanımızı yaptık. Tekrar 2 zincir çektim. 1, 2 ve 3. Tekrar 3 trabzan daha yaptık. Evet, şimdi buraya geldik. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Bakın artık şu en baştaki ve en sondaki boşluğa batmıyoruz. Sadece 5 zincir çektiğimiz boşluğa batıyoruz. Her sırada aynı işlemi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Her boşluğa bir sık iğne. Yani burada da arkadaşlar artık buranın aynısını yapıyoruz. Model hep aynı şeyleri tekrar ederek gidiyor aslında. Ama deseni şimdi burada bir tane olacak. Kenarlardan tekrar kuracağız aynı alttaki gibi. Evet, 5 zincir tekrar geldi buraya kadar. Evet, şimdi şurayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 zincirli boşluk yaptım. Şimdi burada 4 zincir kenarımız artık. Geliyoruz buradaki üçerli trabzanlar yapıyoruz. 2 tane zincir tekrar. Tekrar burada 2 tane zincir. Son kenara geliyoruz. 1 2 3 tane trabzan, 2 zincir tekrar. 1 2 ve 3. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekelim. Şimdi şöyle tekrar bir bakalım. Evet. Bir bademi 2 tane yan yana olarak tamamladık. Şimdi badem diyorum buraya. Ananas diyor bazı arkadaşlar. Şimdi ikinci bademi buradan başladık. Devam ediyoruz. Burada bir tane olacak. Hemen şuradan göstereyim. Şu ortadakini yapıyoruz şimdi. Bakın burada 2 zincir çektik. 2 zincir. Sonra şimdi yapacağımız sırada 3 zincir çekeceğiz. Bir sonraki sırada da tekrar aynı şunları üzerine aynısını tekrar öreceğiz. Şimdi 3 zincir çektim. Tekrar dönüyorum. Burası daha kolay tek badem yaptığımız için dolgular daha az. Şimdi modelin en oyalayan yeri arkadaşlar bu üçerli trabzanlar olacak. 2 tane zincir. 1 2 3. Evet, şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir. Tekrar 1 2 3 2 zincir. 1 2 3. Evet, burayı tamamladık. Şimdi 4 tane zincir. 1 2 3 4 zincir. Pardon, tığ dolamıyoruz. Buradaki 4 zincir boşluğumuza batmıyoruz. 5 zincir boşluğumuza batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonrakine bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonrakine bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sık iğne. Trabzan dedim herhalde arkadaşlar az önce. Sık iğne buralar. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sık iğne diyecekken sanıyorum şurada bir trabzan diye gittim.
Evet, şimdi 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Kenara geldik. Birinci trabzan. İkinci trabzan. Bu arada bazı arkadaşlar hızlı örmemden şikayet ediyorlar. Videoyu hemen sağda üstte ya da sağda altta ayarlar var. Bakın arkadaşlar. Oraya tıklayarak videonun hızını yavaşlatabiliyorsunuz ya da hızlandırabiliyorsunuz. Yavaş örmemden şikayet eden arkadaşlar için söylüyorum bunu da. Hızlandır ya da yavaşlat diyerek videoyu yavaşlatabiliyorsunuz. 1, 2, 3. 3 zincirimizi çekiyoruz. Tekrar kenara geliyoruz. Bazen yavaş yapmaya çalışıyorum ama dalıyorum, hızlanıyorum. Evet, 2, 3. 2 tane zincir tekrar. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 zincir. Evet, tekrar döneceğiz şimdi. Bir daha bakalım şöyle. Yine kenardaki üçerli trabzanlarımızı yapalım. Dönüyorum. 1, 2, 3. 2 tane zincirimizi çektik. Buraya tekrar 1, 2, 3. Evet, artık şimdi buradan 2 tane zincir çekiyoruz ve bu 3 zincir çektiğimiz boşluğa batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 zincir. Yine üçerli trabzanların arasına girelim. 1, 2, 3, 2 zincir. Tekrar 1, 2, 3. Evet, geldik ortaya. 1, 2, 3, 4. Burası, bu boşlukları bitirene kadar bu kenar zincirlerimiz 4'er tane olacak. Evet, 4 zincir çektik. İlk 5 zincirli boşluğa girdik. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sık iğne. Buraya geldik. Şimdi 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Ve üçerli trabzanları yapalım. Şimdi yine 2 ve 3. 2 tane zincir. Tekrar. 1, 2, 3. Evet, burada da yine 2 zincir çekiyoruz. Ortadaki boşluğa batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar kenardaki üçerli trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 zincir. Tekrar. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi bu yaptığımız sıra, burada trabzanların üzerine yaptığımız ilk sıra. Evet. 3 tane trabzan, 3 tane trabzan yaptık. Bakın burada. Burada da 1, şöyle sayalım. 1, 2, 3 tane 5 zincirli boşluğumuz var. Burada da aynı şekilde 3 tane, 1, 2, 3, 5 tane 5 zincirli boşluğumuz var. Kenarında da şöyle 3'er zincirli, pardon 4'er zincirli boşluğumuz var. 1, 2, 3, 4, 5 onunla beraber. Yani trabzanın üzerine yaptığımız sıranın aynısını yapıyorum şu anda. Şimdi takip etmemiz gereken, artık bundan sonrasını sanıyorum anlatmama gerek yok, anlaşıldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bundan sonrasını şuraya bir iğne takabilirsiniz. Aynı sıraları takip ederek
örebilirsiniz. Şimdi burası bitti. Bakın burası da bitecek. 2'ye ve 1'e düşecek. Sonra üzerinden böyle 4 zincirle kapattık. Bir sık iğne yaptık. Tekrar 4 zincirle bir sık iğne yaptık. Burada 2 zincir, 2 zincir. Aynı buranın üzeri de öyle devam edecek. Bu yanlarda bu şekilde öreceğiz. Tabii şuradan. Buradan tekrar tepesinden aynı deseni kurup örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi mesela buradan geri sarıp şu sıradan devam edebilirsiniz eğer kafanız karışırsa. 1, 2, 3. sıradan izleyerek aynı şekilde örerek gidebilirsiniz. Her buraya geldiğinizde mesela 3. sıraya alıp örerek gidebilirsiniz ama zaten buraya kadar yaptıysanız anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Çünkü her sırası ince ip olduğu için biraz üremesi zor. Aslında çok kolay bir model. Şimdi bu kadarcık ördük. 35 dakikalık bir video oldu. Evet. Aynen tarif ettiğim şekilde örebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine bana yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Öremeyen arkadaşlar olursa da yine öreriz. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.